Hoş geldiniz. Bugün beraber sabahlayacağız arkadaşlar. Ayça'yı çok özledim. Ayça'yla sabahlamayı çok özledim. Bakım yapmayı falan. O geceyi sizinle beraber yapacağım. Makyaj yapacağız, bakım yapacağız. Biraz da kargo açacağız bu arada. Belki fal falan bile baktırırız. Sınavlarım başladı. Çarşamba günü ilk sınavıma girdim. Cuma günü yani yarın 23 Nisan bu arada bugün günlerden Perşembe. Hafta sonu yani cumartesi günü de iki tane sınavım var. Bir dersi muhtemelen salacağım çünkü matematik. Eğer ODTÜ'ye gelmek istiyorsanız sayısal bölümleri biraz canınızı sıkabilir. Normalde işte bir dersi vermeden bir ders alamıyorsunuz gibi bir şey var. Bu dönem o kuralı kaldırdılar. Ben de dilekçe verdim ve kabul edildi. Ve dersi almaya başladım diferansiyel denklemler dersinde. Ama beni... Ne bir okulda hani okul siteniz olur ya o siteye eklediler ne bir şey yaptılar. 4 gün sonra falan sınavı vardı. Birkaç gün önce oluyor bu arada bu olay. Ben materyallere erişemiyorum. Hiçbir zaman derse girmemişim. Sözlü sınava girebilmek için randevu almak gerekiyormuş. Randevu alma şeyi de kapanmış arkadaşlar. Yani o dersi mecburen salmak zorundayım. Her yere mail attım. Matematik bölümüne mail attım. Hocama mail attım. Danışmanıma mail attım. Her yere mail attım. Ama asla cevap alamıyorum bu konuda. O yüzden dersi mecburen bırakmak zorundayım. Cumartesi günü sınavı olsa da. Onun dışında çok enteresan şeyler öğreniyorum. Bu aralar çok fazla görsel algıyla alakalı şeyler okuyorum. Bayağıdır yaşamıyordum. Sadece ders çalışmaktan ibaretti hayatım ama şu an bir şeyler öğreniyorum. Fizik tarafında şu anda elektrik görüyorum ve astronomi görüyorum. Orada da fotonlar, motonlar öyle şeyler görüyorum. Psikolojide... bu fotonları beynimiz nasıl işliyor? Yani nasıl görüyoruz, nasıl algılıyoruz falan bunları işliyoruz. Çok enteresan gerçekten. Günlerim öyle güzel geçiyor yani. Dün Berkay geldi. Akşam onunla beraberdik. Bugün sabah gitti. Evde kediler olduğu için ona gidemiyorum. Kediler de iyiler. Artık büyüdüler ve yavaş yavaş artık sahiplendirmek gerekiyor. Şu an odadalar. Keyifleri yerinde takılıyorlar. Odama resmen el koydular bu arada. Sadece salonda ders çalışabiliyorum. Odama pek fazla girmiyorum. Ama bugün gireceğim çünkü birazdan makyaj yapacağız. Bir reels çekmek istiyorum. Girişini çektim aslında duştan çıktıktan sonra. Kızlar gireceğiz falan yaparken bir şeyler çekmeye bayılıyorum. Yani mutlaka fotoğraf çekilir. Ama öncesinde gelen birkaç tane kargo var. Onları açmak istiyorum. Bazen YouTube'da yapıyorum. Bazen Instagram'da yapıyorum bu paket açılımlarını. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar 60 bin olduk. 60 bin olduk. Bugün 60 bin olduk. Hedeflerimden bir tanesiydi. Sırada 100 bin var. Hepinize çok teşekkür ederim gerçekten. Çok keyifli, sakin sakin, güzel insanlar biriktirerek büyüdük bence. Ben kendim gibi olduğum sürece, siz de beni böyle kabul ettiğiniz sürece umarım ilişkimiz ilerleyen zamanlarda da bu şekilde devam eder. Yanımda olduğunuz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Harika bir şey geldi arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakın. Ve tabii ki standıyla beraber göndermişler ama ben bu standı kullanmayacağım. Of mükemmel olmuş. Burada da Spotify kodu var. Burayı okutarak Spotify'dan şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Aa kırılmış. Aslında çok da güzel bir şeymiş. Göstereyim şöyle. Vegan, soya vaksı ve el yapımı mumlar. Dışını atayım da içini kullanırım. Aa şu bubble mumlardan. Instagram kullanıcı adını buraya yazarım. Aşağıya da linkini bırakırım. Aa Müfit'e hediye geldi. Şuna bakın. Merhaba Sude, her hikayende gözümün aradığı dünya tatlısı Müfit ve senin için özenle gözlerimden. Kalpler fışkırarak hazırladığım aksesuarları umarım beğenirsin ve umarım hayatına şans getirirler. Deniz çok teşekkür ederim. Çok tatlı ve çok şık bir sunum yani ellerine sağlık. Mükemmel! Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Harika. Bir de benim için bir şey var galiba. Evet. Benimkinin de kutusu mor. Aa benimki daha havalı. Paketleme gerçekten çok şık bu arada. Evet kendisi de bir öğrenciymiş. Bir süredir de benim takipçimmiş. Çok teşekkür ederim Deniz. Renk uyumuna bayıldım. Bu da benimki.
Diğeri de bu, asıl buna bayıldım. Sadece taş olduğu zaman kolyede böyle choker gibi takmayı çok seviyorum. Ay çok güzel oldu. Ellerine sağlık, boyu falan o kadar iyi ki. Müfit Bey izin verirse eğer kolyesini takacağım. Müfit yukarı bak. Çok yakıştı benim oğluma. Tüylerden gözükmüyor ki. Çok yakışmadı da. Bayağı yakıştı. Şuraya da mumları koydum. Fena değil gibi. Böyle reel'lar falan çekiyorum ama paylaşmaya çok utanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok cringe oluyorum. O yüzden de paylaşamıyorum. TikTok çekmek istiyorum arkadaşlar ben. Evet, şöyle yapacağım. Nasıl? Şimdi ten makyajıyla başlayalım. Catrice kamuflaj kremiyle göz altlarımı kapatacağım. Ama artık Catrice galiba ülkemizde yok. Bak gözüm ne kadar küçük gözüktü bir anda. Bunu göz kapağıma da süreceğim çünkü güzel bir baz olacağını düşünüyorum. Ve bazım bitti. Yine bu paleti kullanacağım. Ben sürekli bu paleti kullanıyorum galiba. Şuraya koyayım. Makeup Akademi'nin paleti. Bir de size şu paleti göstermek istiyorum. Renkli palet seviyorsanız eğer. Şu iki rengi görmeyin çünkü paletteki iki renk değil bu. Ayça başka bir şey takmış. Bu da Makeup Akademi'de Revolution markası da cruelty free ürünler. Bu makyajımın eyelinerını şu makyajımdaki gibi yapacağım. Makyajda da full gözümün üstüne şu rengi kullanmıştım. Underdog rengini. Şimdi burada şu renkle başlayacağım. Gözümün üstünü sabitliyorum. Bir kaşlarımı doldurayım. Wet n Wild'ın kaş kitini kullanıyorum fakat Wet n Wild artık cruelty free değil. Maalesef Çin'de satılmaya başlamışlar. Açık rengi alacağım. Şu altları ve başlarını açık renkle dolduruyorum. Uçlarını da bununla dolduracağım. Ama bu kadar böyle kavisli doldurmayacağım. Birazcık yukarı yukarı dolduracağım. Evet, ucunu çok az doldurdum gördüğünüz üzere. Şu rengi alıyorum. Genişçe bir gölge yapacağım. Şöyle içeri içeri. Gelecek şekilde. Şuraya gölge yapmayı çok seviyorum. Ve bu gölgeyi de şöyle uzatacağım. Ben artık hep böyle makyaj yapıyorum. Hem yeni trendleri hem de eski bilgilerimizi kombinleyerek böyle bir gölge çizgisi belirledim kendime. Şu rengi tüm göz kapağıma süreceğim. Ve bunu dışarı doğru böyle uzatıyorum. Ve dağıtıyorum. İşte bu kadar. Sonra içeriye şu rengi süreceğim. Sadece iç köşelere. Sevmedim. İç tarafları sileceğim. Evet, geldik eyeliner'a. Tek renk bir far sürseniz bile eyeliner'ınızla makyajı bambaşka bir yere taşıyabiliyorsunuz. Ben eskiden eyeliner çekmeyi hiç sevmezdim. Çünkü sadece böyle kuyruklu dümdüz eyeliner yapıyorduk. Ama artık öyle değil. TikTok kızları bize eyeliner'ı öğretti. Şimdi başta dümdüz bir kuyruklu eyeliner çekeceğim. Ama bunu biraz abartarak, yani büyük bir şekilde yapacağım. Amy Winehouse kadar değil ama. Beaulis markasının Drag It eyeliner'ını kullanıyorum. Bayağı memnunum bu eyeliner'dan. Böyle rastgele bir çizgi çekiyoruz. Böyle olabilir çizginiz. Sorun değil. Onu sonrasında keskinleştiririz. Ama dediğim gibi yani drag queen gibi upuzun bir eyeliner yapıyoruz. Sonra gözlerimiz açıkken eyeliner'ın ucundan değil biraz gerisinden, o ucun en sivri kısmı olacak çünkü, biraz gerisinden tutup gözümüzün üstüyle birleştiriyoruz. Ama gözümüz açıkken yapıyoruz bunu. Nasıl? Sonra bakın. İster istemez şöyle bir çizgi oldu. Çünkü hooded bir gözüm var benim. Bu üçgenin içini bir doldurayım bakayım. Evet. Başlangıç üçgenimiz bu. Burada bile bırakabilirsiniz bu eyeliner'ı. Ama şimdi ben şu gözümün şu kısmından ilerisini birleştireceğim. Ama düz bir şekilde birleştiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burası birazcık böyle gelecek ki gözümüzü açtığımız zaman tam net bir şekilde dursun. Bu double eyelid olduğu için yani. Yani böyle bir şeye benzemesi gerekiyor eyeliner'ınızın. Şimdi aynısını bu tarafa da yapıyorum. Şimdi mesela bak bunun ucu çok yukarı kalkmış. Onu silip düzelteceğiz. Ama genel manada böyle oluyor. Bu standart bir eyeliner olarak düşünebilirsiniz. Şimdi şu uçlarını bir temizleyeyim, son halini bir görün. Böyle düşünebilirsiniz.
Şimdi o gün yaptığım aksiyonun olayı aslında benim eyeliner'ı yanlış çekmemdi. Eyeliner'ı yanlış çektiğim için onu düzeltmek için öyle bir şey yaptım. Gözünüzü açtınız ya, şu katlanma bölgesinden yukarı doğru bir çizgi çiziyorsunuz. Şurayı birleştiriyorsunuz. Şu içeriye bakın, şu bozuk kısımdan birleştiriyorsunuz. İçini boyayıp düzeltiyorsunuz. İşte bu kadar. Sadece böyle bile bırakabilirsiniz. Yani çok havalı gerçekten. Böyle. Eşit olmadı şimdi, eşitleyeceğim. Mesela o yaptığımda birazcık daha gölge vermiştim. Siyah farla şu iç kısımlara gölge vermiştim. Öyle de yapabilirsiniz, böyle de bırakabilirsiniz. Sert eyelinerlar bence daha havalı gözüküyor. Ama mantık budur yani. Büyük ve belirgin. Ay çok güzel oldu. Rimel sürelim. Ten makyajı için Makeup Revolution'ın Conceal and Define kapatıcısını kullanacağım. C3. Önce iç köşelere. Sonra dış köşeye. Yüzünüzü kaldıracak şekilde. Sabitleyelim. Beaulieu'nin Finish It pudrasıyla. Bu pudrayı çok sevdim. Bence yağlı ciltler sever. Güzel sabitliyor. Azıcık kurutuyor. Mat bir pudra. Ama dediğim gibi ben sevdim. Ve hiç belli olmuyor. Renk değiştirmiyor. Concealer'ınızın, fondötenizi falan. Kontür yapalım. Bir de allık sürelim. Gül kurusu bir allık süreceğim. Soğuk tonlu yani. Bol bol sürüyorum. Göz altlarıma kadar sürüyorum hatta. O makyajda da böyle yapmıştım. Şu göz altından itibaren allığı sürmüştüm. O böyle çok kawaii bir efekt veriyor. Kawaii. Ayça seni çok özledim. Ayça korona oldu bu arada arkadaşlar. Pozitif, o yüzden görüşemiyoruz. Gerçi artık negatiftir de yine de 14 günün bitmesini bekliyoruz diyelim. Burnumuzun ucuna da sürüyoruz allık. Çünkü yani neden olmasın. Dediğim gibi göz altıma da bir şeyler yapasım var ama bozmaktan da bir korkuyorum ama biraz eksik duruyor. Asimetrik bir şeyler yapacağım. Sadece deneysel gidiyorum. O kelebeği de deneysel bir şekilde yapmıştım. Fotoğrafa baktım. Şuradan şöyle 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 birkaç çizgi yapıp içini falan doldurdum. Şimdi de deneysel gideceğim. Şuraya da kalp çizeceğim. Bence bu kadar yeter ya. Sahte çil yapacağım bu arada. Olmadı. Ama neyse. Evet, o istediğim ışıltıyı da göz pınarlarımın içine böyle aşağıya doğru sürerek vereceğim arkadaşlar. Ve buradaki renkle bu hangi paletten bilmiyorum. Dediğim hiç belli olan bir renk olmadı. En ortaya da olduğu gibi sanki şunu süreceğim. Bir ruj falan sürelim. Tamamlayalım makyajı, bakalım ne çıkacak. Göz altlarımı falan beğenmedim pek bir. Yine işi glitter kurtardı arkadaşlar. Ya bunu bana Ayça vermişti. Ama curl free değil, önermiyorum yani. L'Oreal'in glitter eyeliner'ı. Rengi falan yazmıyor. Oje gibi kokuyor. Ve glitter işte bildiğiniz. Bitti bence. Bir tek ruj kaldı. Böyle rastgele sürdüm. Kenarlarını dağıtıyorum. Ve yukarı doğru dağıtıyorum. Ay oldu. Gerçekten glitter işi kurtardı. Bence oldu. Ne dersiniz? Evet, artık Real'ımızın ikinci kısmını çekebiliriz. Biraz şarj ettim. Şimdi kedileri emzireceğim. Sonra devam. Bu arada saat 4 oldu. Stylingimi de yaptım. Giyinip geliyorum. Hazırım. Bu gözlük askısının ve bu çok güzel küpelerin. Şöyle göstereyim. Gözlüğü de dolaptan almıştım. Linkini bulursam bırakırım. Bunların linkini de aşağıya bırakıyor olacağım. Bence mutlaka bir tane bu gözlük askılarından alın. Gözlük askılarını yapan yerde pantolon askısı falan da yapılıyor. Bu boncuklar zaten çok popüler. Ve bu sezonda, bu yazda gözlük askısını çok fazla göreceğiz bence. O yüzden bir tane edinmenizde fayda var. Yani en basic kombini bile çok havalı bir hale getirebiliyorlar. Gerçi bu sweatshirt hali hazırda havalı bir sweatshirt ama. Sweatshirt'te Mind Yourself'ten aşağıya linklerini bırakırım. Gerçekten tasarımlarını çok beğendim. Baskıları kaliteli.
Bayağı güzel bir sweatshirt. Instagram'da göstermiştim zaten bunu. Bendeki large beden. Kalın da bir şey ama tişörtlerine de bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca ilk defa Suda Yüksel'den indirim kodunuz var arkadaşlar. Benim size ilk kıyağım olsun. Eğer bir şeyler almak isterseniz Mind Yourself'den Susu 15 kodunu kullanarak %15 indirim alabilirsiniz. Şimdi benim elimde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bir duvara asılan bir telefon. Ve bugünkü kombin ve Reels'la güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hello. Bunu şimdi duvara asacağım. Benim şu ışığım var ya. Ben bu ışığı da bunlarla asmıştım. Çift taraflı bant ama akrilik silikonize bant diye geçiyor bunlar. Zamp gibi. Yani çividen daha iyi nasıl tutabilir? Bunu sorgularsınız değil mi? Tutuyor vallahi. O ışığı da öyle yapıştırmıştım. Işığı nereden aldığımı çok soruyorsunuz ama bayağı vintage bir şey. Yani vintage değil de eski yani çok. Artık onun ampullerinden bile bulabileceğimi zannetmiyorum. Patlarsa sıçtım yani. Şimdi bunu asacağım duvarıma. O sırada kediler de biraz ortada gezsinler. Sıkıldılar. Çocukla yaparım. Kariyerde kombin değil mi bu? Bir de son olarak saçımı yapayım. Hala crunchlarımı açmak için bu yağı kullanıyorum arkadaşlar. Mükemmel. Önerdiğim için çok memnun olduğum. Herkesin de memnun kalacağına emin olduğum bir yağ. Ay biri geliyor buradan. Biri geliyor. Memnun kalacağınıza eminim yani bu yağdan. Yine Magazin Kuaförün markasının dökülme önleyici şampuanını kullanıyorum şu anda. 20 günde bayağı etkileyeceğini söylediler. Bakalım. Açıkçası umudum yüksek çünkü şeyi çok beğendim yani. Yağı çok seviyorum. Sizinle de paylaşırım zaten. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Eternity later. Of, yeter artık. Yoruldum. Ve makyajımı silmek istiyorum. Bebeklerin uyanmaması lazım. Ama çekimi tamamladım. Harika oldu. Günaydın. Saat şu an 9:30 ama akşam 9:30. Hatta 10:20 var. Resmi olarak uyku düzenimi mahvetmiş bulunmaktayım arkadaşlar. O yüzden birlikte sabahlayalım. İkinci bölümle vlogumuz devam ediyor. Şimdi tabii cilt bakım yapacağım. Uyanır uyanmaz yaptığım şeylerden bir tanesidir. Hazır buraya gelmişken size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Foreo bana ürün gönderdi arkadaşlar. Yüz temizleme jeli olarak hala bunu kullanıyorum. Favorim, bayılıyorum. Bitmek üzere tekrar alacağım. Benim Gratis'ten aldığım bir temizleme cihazını kullandığımı görmüşler. Marcus Polo'ydu bu arada. Ve onunla karşılaştırma yapmam için gönderdiler. Ürünlerine güveniyorlar ki gönderdiler. Zaten ürünü açar açmaz da anladım ki orijinali Foreo'ymuş yani bu işin. Daha detaylı bir şekilde incelemesini yapacağım. Cilt bakımı videosu çekeceğim sizin için. Çünkü bu aralar cildim gerçekten çok iyi durumda. Hem aktif içerikleri kullanmayı öğrendim hem de cildime nasıl davranmam gerektiğini biraz öğrendim. Ya ben işte bu işte uzman olmadığım için zamanla oturan şeyler bunlar da. Şimdi bakın kullanacağım. Uygulamasıyla da kullanabilirsiniz bu arada ama uygulamasından bir kere ayarlamanız yetiyor. Ne kadar çalışacağını bilmesi için. Kesinlikle süreyle yapmak bence çok fayda sağlıyor. Yani ben bunu kullanmadan önce memnun olduğumu söylüyordum açıkçası. O öteki cihazdan da onu da göstereceğim şimdi. Taş sürüyormuşum yani suratıma. Alnımı, T bölgemi arka tarafındaki geniş tarafla temizliyorum. Ve aşağı yukarı hareketler yapıyorum. Zaten böyle bölge değiştirmem gerektiği zaman bir anlık duruyor. O zaman bölge değiştiriyorum. Yanaklarımı da bu ince kıllı bölgesiyle temizliyorum ve dairesel hareketlerle temizliyorum. Kesinlikle bu bölge olayı çok iyi oldu ve tam olarak 3 dakika yüzümü temizlememi sağlıyor. Bayağı hoşuma gitti bu durumda. Bakın yine durdu. Hemen bölge değiştirdim. Uygulaması çok basit. Uygulamasının Türkçe desteği de var bu arada. Oradan her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Bir kere bağlanmanız yeterli oluyor zaten.
Tek şarjı çok uzun süre gidiyor. Yani bir kere şarj etseniz yeter. Açıkçası şarj konusunda diğer cihaz da buna çok benziyor. İkisinin de çok uzun süre gidiyor şarjı. Bunun dediğim gibi hem bu silikonu daha yumuşak hem de bu kılları daha yumuşak. Bir daha durdu. Kesinlikle partikülsüz, yani böyle peeling gibi olmayan temizleme jellerinden kullanmanız gerekiyor. Cildim gerçekten bebek gibi oluyor arkadaşlar ve yorulmadan. Öteki cihaz gerçekten yoruyormuş yani cildimi, çünkü dokusu çok sertti. Bayağı sertti. Bu arada Foreo'nun Luna Mini 3'ü. Modelini de söyleyeyim. Diğer cihaz da su geçirmezdi ama açıkçası Foreo bu konuda biraz daha fazla güven veriyor bana. Bir de bence en büyük farklarından bir tanesi öteki net titreşim yani. Aşağı yukarı hareketler olduğunu anlayabiliyorsunuz ama titreşimin, yani sonik titreşimin öyle olmaması gerek. Bu sonik titreşim gönderiyor. Yani çok çok daha hızlı. O yüzden de cildinizi aşağı yukarı çekiştirmiyor yani. Öteki birazcık da yavaş titriyordu. Farkları bu kadar. Ben temizleme cihazı kullanmayı çok seviyorum. Açıkçası böyle bir şeye yatırım yapabilecekseniz bence Foreo alın. Çünkü uzun vadede o kadar sert bir şey cildinize zarar veriyor olabilir. Ama cihazların da bu temizlik hissini gerçekten çok seviyorum. Görüyorsunuz yani cildim bembeyaz şu anda. Diğer cihazı da göstereyim. Bu şekilde bakın, kılları bile bunun daha ince. Yumuşaklığını da göstereyim. Sadece bunun şu şeklinin şu göz içine doğru girmesini seviyordum. Mini 3 olduğu için böyle. Luna'nın kendisi birazcık daha büyük ve şekli buna daha çok benziyor. Ama ben seyahat edeceğim için ilerleyen zamanlarda küçüğünün daha mantıklı olduğunu düşündüm. Kutunun içeriği çok güzeldi. Şarj kablosu çıkıyor zaten. Cihazla alakalı bütün bilgileri kutunun içinde bulabiliyorsunuz. Bir de tester serum. Foreo'nun kendi serumunu koymuşlar. Serumunu da kullandım ve bayağı beğendim. Şimdi cilt bakımımızı tamamlamaya odama geri gidelim. Ama önce dişlerimi fırçalayacağım. Yine günlük kahve dozumu almak için mutfağa geldim. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağım. Türk kahvesi içeceğim. Çünkü bugün fal baktıracağım. Gece kalmaların en ünlü olayı birbirimize fal bakmak. Bugüne kadar arkadaşlarıma çok fal baktım. Çünkü hani ben fal bakmayı severim. Fal bakabiliyorum. Yani böyle şeylere inanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama fala inanma, falsız da kalma demişler. En son ne zaman fal baktırdığımı hiç hatırlamıyorum. Galiba 3,5-4 sene önce falandı. Bir ara lisedeyken çok sarmıştım bu fal olayına. Ankaralılar bilir belki, Yüksel Caddesi'nde, Karanfil'de falan fal bakıyoruz, 5 lira fal, kahve alana fal bedava falan şeklinde fal bakıyorlardı bütün Ankara'ya. O zamanlar çok seviyordum böyle habire gidip fal bakıyordum falan. Sohbet muhabbet oluyordu, bilmiyorum, güzeldi. Liseden çıkınca öyle boş yapmak. Bir yandan da size kahve tarifi vereyim. Çok da bilirim ya. Bu aparat önemli. Evinizde bu aparat yoksa çok şey kaybediyorsunuz. Ondan sonra Türk kahvemizi alıyoruz. Dolu dolu bir çay kaşığı. Hatta ben kafein komasına girdiğim için genel olarak azıcık daha koyacağım. Ben sade içiyorum. Artık kahveyi şekerle kafamda birleştiremiyorum. Türk kahvesi fincanlarının en büyüğünü seçiyoruz. Tabii ki. Ve ekliyoruz ama biraz da kahve ekleyeceğim. Neyse, dediğim gibi bir ara çok fal bakıyordum. Fal baktırıyordum. Özledim de ne yalan söyleyeyim. Hele böyle şey olaylarını özledim. Fal demek benim için aşk acısı çekmek demek. O yüzden çok uzun zaman olmuş olabilir. Fal ve falda fal baktıracağım. Halam bana öyle öğretti. İyice karıştırıp kahvenin erimesini sağlayıp ondan sonra hiç karıştırmadan bırakıyoruz ki köpüğü yukarı çıksın. Sıfır köpük olacak. Ben de hiç beceremem böyle şeyleri yapmayı. Ya fal benim gözümde tamamen eğlence için yapılan bir şey. İşte muhabbet olsun, sohbet olsun diye. Arada keyifli olabiliyor ama dediğim gibi en sevdiğim sözlerden biri. Fala inanma, falsız kalma. Of, o kadar kötü oldu ki. Sıfır köpük arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Sıfır köpük. Benim elimden de bu kadar işte. Ben yapsam hepimiz içeriz değil mi? Hepiniz içersiniz değil mi? Biliyorum. Ben de sizin elinizden. Tuzlu kahve olsa içerim. Evet, şimdi artık gidip keyif yapma vakti. Ondan sonra da bakalım falımızdan ne çıkacak. Neyse, halimiz çıksın falımız. İyi yaptın. Öyle vlog çekiyorum. Evde takılıyorum.
Öyle işte. Hiç ders çalışmadım. Şimdi birazdan oturacağım herhalde. Bu gece sabahlamaca. Teşekkürler. Hadi ben de öptüm. Bye bye. Fincanım soğudu artık. Şimdi önce bir siteye bakmak istiyorum. Çünkü ben de ilk defa deneyeceğim dediğim gibi. Fal ve fal. Gerçek falcılara kahve falı baktır. Falcını seç, fotoğraflarını yükle ve gönder. Fal sonucun kısa süre sonra cebinde. Çok güzel. Tarot falı, katina, ilişki falı, evlilik falı, rüya yorumu, astroloji, el falı, ücretsiz, günlük burç. Aa, burç bakalım. Burç yorumu okuyalım. Bir ikizleri, ikizler benim güneş burcum. Yükselenim de aslan. Bir de yükselenimi okuyorum. Yükselen genel olarak günlük burç yorumlarında okunması gereken kısımmış. Güzel. Bir de aslanı okuyalım. Güzel. Fal türleri. Hadi bakalım. Falcımızı seçelim. Evet. Ayşener'i seçelim. Genç ve havalı bir görüntü. Evet. Kahve falı baktıracağım. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Aklınızdaki soruları falan da yazabiliyormuşsunuz. 4 fincan fotoğrafı, bir tane de tabak fotoğrafı yüklemek tavsiye ediliyormuş. Aldığı yorumlar falan da var. Yani diğer falcılar falan da bakmak isterseniz yorumlarını okuyup seçebilirsiniz. Niyet edelim. Dileğimizi tutalım. Buluk dedi. Açıldı. Hemen atıyorum. 4 bir tarafını çektim. Ah, çok heyecanlandım. Dediğim gibi yıllar oldu yani fal baktırmayalı. Şimdi bütün kısımları doldurdum. Gönderiyorum. Gönderdim şimdi. 20-30 dakikaya gelecekmiş yoğunluğuna göre. Heyecanlıyım. Geldi. Falım geldi. Tam olarak 1,5 saat sonra gelmiş bu arada. Oo, bayağı da uzun uzun bakmış yani. Yani zaten bu sitenin en önemli özelliği gerçek falcılara baktırıyor olmanız. Hani o yüzden o fotoğrafları görüp ona göre yorumluyorlar. Yani bir bilgisayar tarafından rastgele bir yorum gönderilmiyor. Merhaba Sude, hoş geldin canım, hoş bulduk. Fincanına baktığımda dikkatimi ilk çeken bir köprü oldu. Bu sembol hayatına yeni bir döneme gireceğini işaret ediyor. Kendine güvenen hırslı bir kadınsın. Geleceğin için çok çalışıyor ve hayallerine kavuşmak için çabalıyorsun. Salgın nedeniyle eğitimin uzaktan sürdürülmesi pek çok kişinin işlerini sekteye uğrattı. Bunlardan biri de sensin ve gelecekte neler olacağını kestiremiyorsun. Yüreğini ferah tutmanı öneririm çünkü beyaz önlük giymişsin ve hemen yanında da büyük bir kürsü figürü var. Bu görüntü beklediğin gelişmelerin 3 vakte kadar yaşanacağını ve yüzünün güleceğini işaret ediyor. Fincanında gördüğüm narlar bereket dolu bir dönemin yaklaştığını işaret ediyor. Maddi yönden belirli bir seviyeye gelmen yıl sonunu bulabilir ama aydan aya rahatlayacağını ve borçlarını zorlanmadan ödeyeceğini söyleyebilirim. Bir süre yoğun bir tempoda çalışacak ve bir şekilde üstesinden geleceksin. Ertelediğin tüm planları hayata geçirecek ve motivasyonunun arttığını fark edeceksin. Aşk hayatında bazı iniş çıkışlar olsa da genel anlamda mutlu bir birlikteliğin var. Yakın çevrende samimiyetini hak etmeyen ve arkandan konuşan biri olduğunu habercisi. Çok güzel bakmış aslında. Ben böyle falda çok negatif şeyleri hiç sevmiyorum. Söyleyecek güzel bir şeyin varsa söyle kardeşim, yoksa söyleme. Çok o mantıkta ilerlemiş bence de. Güzel ya, beğendim. İçimi rahatlattı. Eğer siz de fal baktırmak isterseniz aşağıya fal ve falın linkini bırakıyorum. Dediğim gibi ben Ayşener'e kahve falı baktırdım ama siz başka fal çeşitleri de baktırabilirsiniz. Başka insanlara da baktırabilirsiniz. Bir de ödeme ekranında şöyle bir şey gördüm. Mantıklı ve faydalı olabilir. %50'si kadar falan ödeyerek kendi falınızı, aynı falınızı iki ayrı kişiye yorumlatabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Şu an saat 1 oldu. Ve ben böyle bir saat falan bir boş yapacağım. Televizyon seyredeceğim. Zaten bütün gün bunu yaptım. Sonra oturacağım, bir önümüzdeki günleri planlayacağım. Plan yapmak cidden benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Öyle yani, biraz sıkışık bir dönemdeyim. Günaydın. Kahve edeceğim. Sınava gireceğim. Çıkışta görüşürüz. Şimdi sınavdan çıktım. Yani zordu arkadaşlar. Matematik, üniversite matematiği gerçekten zor. Uğraşıyorum. Yandalım için aldığım için öğrenmeye çalışıyorum. Yüksek not almaya değil açıkçası. Keyfim yerinde. Şimdi birazdan bu videoyu editleyeceğim ve hemen yüklemeye koyacağım. Aşırı güncel bir video. Ama bir süre vloglara ara veriyorum. Çünkü çok uzun zamandır istediğiniz bilgi videolarını çekeceğim bu sırada.
Hem de biraz arada sohbet falan da ederiz. Çok fazla vlog oldu bu aralar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saç bakım serimizin ilk videosu geliyor. Bu arada sırada YouTube'da canlı yayında ders çalışıyoruz. O yüzden abone değilseniz abone olup bildirimlerimi açarsanız eğer canlı yayın başlattığım zaman size de bildirim gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.